Merhabalar Gazete Duvarı izleyicileri. Bugün Türkiye'nin önemli yazarlarından Selim Neri ile birlikteyiz. Selim Neri bugün bu yıl İstanbul Kitap Fuarı'nın onur konuğu olacak. Kendisiyle yeni çıkan kitaplarını ve İstanbul Kitap Fuarı'nı konuşacağız. Hoş geldin Selim Bey. Nasılsınız Hoş bulduk. öncelikle? Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu sene İstanbul Kitap Fuarı'nın onur konuğusunuz. Okurlarınızı fuarda neler bekliyor? Heyecanınız nasıl? Sizden dinlemek isteriz. Teşekkür ederim. Vallahi niye beklediğini bilmiyorum. İhtiyar bir yazarla karşılaşacaklar ve Estağfurullah. beklenen o. Ben çok sevindim. Bir anımı paylaşayım sizinle. Anıl, 1900 hangi yıldı? Yani bir 25-30 senesi var herhalde. Fuarın onur yazarı Feride Celal'di. Feride Hanım rica etmişti. Birlikte gitmiştik fuara. Ve daha önce bana eve gelmişti. Oradan birlikte çıkıp yemeğe gitmiştik. O onur yazarına bir yemek veriliyor ya, o yemek. Herhalde rahmetli Feride Hanım yolda birdenbire kendisinin almasını ya benimle yan yana olmaktan bir üzüntü duydu herhalde. Selimciğim, bir günde mutlaka siz alacaksınız demişti. Benim aklıma bu haber oluştuğu vakit ilk aklıma gelen anı Feride Hanım'ın bu sözüydü. Benim için önemli, ödüller herkes için önemlidir veya önemsizdir. Ama uzun yıllar Türkiye'de kitap sevgisi aşılayan bir kuruluşun böyle bir tercihi beni çok mutlu kıldı. Çok güzel. Fuar öncesi iki tane yeni kitabınız yayınlandı. Elimde Violetler, Beklenen Sevgili ve Kumkuma. İki yeni kitapla birlikte... Onlar ayrı ayrı yayınlanacaktı ama ben rica ettim yayın evine. Madem böyle bir fuar meselesi de var, ikisi bir arada. Yani yapılmamış, pek fazla rastlanan bir şey değil. Fuarda olduğumuz dolayısıyla ikisi bir arada arka arkaya çıkmasın, yan yana çıksın diye benim isteğimdi o. Türkiye tarihinde çok önemli bir yeriniz var, özellikle Teşekkür edebiyat ederim. tarihinde ve üretkenliğinizi de biliniyorsunuz. Bu üretme aşamasının zorlukları nelerdir? İki kitap birden yayınlıyorsunuz, onur konuğusunuz ve yıllara dayanan bir birikim var. Tabii aslında çok üretken olduğum çok söyleniyor ama aslında profesyonel bir yazar için çok da üretken miyim bilmiyorum. Yazarlığı, yani benim en büyük isteğim bundan 50 küsur yıl önce yola yeni çıkmışken en büyük isteğim yazar olmaktı. Profesyonel yazar olmak, başka bir iş alanında çalışmamaktı. Beni yetiştiren yazarların hepsinin başka meslekleri vardı. Hep şairler olsun, yazarlar olsun çalınmış zamanlardan ibaretti onların emekleri. Kim bilir bize ne kadar çok başka değerli yapıtlar kazandırabilecekken o çalışma hayatları engel oluyordu. Ben bu konuda şanslı, çok şanslı addediyorum kendimi. Öyle sürüp gitti. Yani yazarlık dışında hiçbir şey yapmadım. Ve yani memur gibi çalışırım. Sabah erken saat kalkarım. Öğleden sonraya kadar çalışırım. O vakit yıllara, günlere böldüğümüz vakit çok da üretken olmadığım da ortaya Yine de çıkıyor. Türkiye Yani şartlarında. ama bu şanstı. Yani Evet. eğer okur elimden tutmasaydı, aynı zamanda bu kadar yazarlığa zaman ayırma imkanım olmasaydı belki de gerçekleşmezdi. Maddi bakımdan zorluk çektiğim dönemler oldu. Mesela belki de hiçbir zaman yemek yazıları falan yazmazdım. Hep o maddi zorluğun getirdiği bir şey oldu ama iyi ki yine yazarlığın içinde bir şey yaptım. Hayatımda kendi mutfağa girmemişken 3 tane yemek kitabı var. Ama bunlar ciddiye alınmaması gerekiyor. Maddi Kaygılarla sebeplerden yazılmış kaygılı. Evet. kitaplar Evet. diyorsunuz. Peki ben biraz daha edebiyat anlayışınıza dair konuşmak istiyorum. Elimde Violetler, Beklenen Sevgili de mektuplar üzerinden Evet. ilerleyen bir hikayeyle karşı karşıyayız ve kişinin kendisini bulmasıyla da ilişkili bir durum. Biçime, anlatıma dair neler söylemek istersiniz? Nasıl bir çalışma tarzınız var? Genelde yani elimde Violetler, Beklenen Sevgili benim tipik bir Selim İleri kitabı diye düşünmüyorum. Yani hem dili açısından hem Evet. de söylediğiniz gibi mektup şeklini, biçimini tercih etmek açısından tipik bir Selim İleri kitabı değil. Hani o konu biraz onu gerektirdi, öyle oldu zannediyorum. Benim edebiyatım daha yani o kitabın dili ve anlatımı da tam tipik Selim İleri değil bence. Mektup olunca birçok şey hatırlıyorsun,
hatası ve sevabıyla daha kolaylaşıyor mektubu tercih ederseniz. Hı hı. Ama ben kendim hep baştan itibaren bazı büyük yazarlarımıza, romancılarımıza özendim. Onları taklit etmeye çalıştım. Hem kimler bizden, mesela bunlar? Bizden sorarsanız elbette başta Tanpınar'ı kendime çok yakın hissettim. Yola çıkışım üzerinde demin andığımız Feride Celal'in, Peyami Safa'nın, elbette Sabahattin Ali'nin çok büyük etkileri oldu. Sait Faik'in etkisi, çok Oktay Akbal'ın. Sonraki dönemde de yani yolun ortasına artık yaklaşmışken mesela hem şair olarak çok sevdiğim hem de ileri yaşta yazdı. Oktay Rıfat'ın romanları, üç romanını da çok severim. Keşke daha çok olsaydı bu romanlar diye düşünüyorum. Batı edebiyatından klasik olacak Dostoyevski'yi, onun yanı sıra Tolstoy'u, Çehov'u, özellikle oyun yazarı Çehov'u, Fransız edebiyatından Flaubert'i, İngiliz edebiyatından Virginia Woolf'u ve Conrad'ı çok severim. Bunların hepsi sizi besleyen kaynaklar oldu. Çok besleyen tabii. Yani yalnız besleyen değil, hatta aşırdı. Peki hazır yazarlardan, sizi besleyen insanlardan söz etmişken Kumkuma'da Abdülhamit Tarhan'dan bir alıntıyla başlıyor ve birçok dönemin yazarına, düşünürüne selam veriyorsunuz. Bu bahsi geçen isimler sizin edebiyatınızda ne gibi etkileri oldu? Özellikle Türkiye'de yaşamış edebiyatçılar kısmında. Tabii Halit Ziya Bey'den çok bahis var. Halit Ziya'yı demin almadık. İyi ki söylediniz. Onu da en çok sevdiklerim arasında, beni yetiştirenler arasında almam gerekir. Ben genelde bizim geçmiş edebiyatımızın artık çoktan üzerine ölü toprağı serpildiğini düşünüyorum. Oysa bizim çok ciddiye alınması gereken bir yedilikçi edebiyatımız var. Yani 20. yüzyıla girerken de onun katkısı büyük olmuş ama 19. yüzyılda düz yazısı olmayan bir edebiyat birdenbire düz yazıya geçiyor ve genelde bunun sancılarını çekmesine rağmen hızla yol alıyor. Büyük bir birikim var orada. Mehmet Rauf da olsun, Halit Ziya da olsun. Yıllarca hep o yazarları, başka yazarlar da olsun, hep o yazarları okurla paylaşmaya çalıştım. Ya ben çok önemsiyorum bütün o geçmişteki birikimin. Ama dediğim gibi yeni bir kuşağa onu sevdirmek veya paylaştırabilmek de çok zor. Bunda yeni bir kuşağın hiçbir şeysi yok, hatası yok, hiçbir uzak duruşu yok. Nedir eksik olan sizce? Eksik olan bence yayıncılık anlayışımız. Yani bu yazarları bir defa ne yapıyorlar? Günümüz Türkçesi diye çoğu kez çok başarısız bir şekilde sadeleştiriyorlar. Sadeleşirken dil ve anlatım çok şey kaybediyor. Bir de hep yayıncılık anlayışımız moda olan üzerine kurulu. Yani moda yazar, moda eser, hep bir modalaşma var. O moda geçiyor, birdenbire bakıyorsunuz haftalarca liste başı duran bir kitap bir daha anılmamak üzere bitmiş. Bir dönem radikal kitap çıkarken oraya önermiştim. Yani hem haftanın çok satanları olsun hem de radikalin 10. yılıydı. 10 yıl önce çok satanlar olsun yan yana ve onu sağ olsun Cem Erciyes dostumuz o zaman derginin başındaydı. Koydular ve çok acayip bir şey çıkıyor ortaya. 10 yıl önce çok satanlardan bir tanesinin ismi kalmamış. Yani hiçbirisinin ismi kalmamış. Ya burada o isimleri söylemek abes, gereksiz. Ama demek ki çok satar bir ölçek olmaması gerekiyor yayıncılık anlayışı için. Ama ne yazık ki bizde bütün yayın evleri geçerli olmak üzere böyle bir zihniyet var. Çok deneyimli bir yazarsınız ve sağ olun. Yıllardır yazdıklarınızı okuyoruz. Bu noktada önümüzdeki yıllara kalmanın, geleceğe kalmanın püf noktası nedir? Bir yazar metne nasıl bakmalı? İleriye kalmanın yolu nedir sizce? Bunu başta çok düşünüyordum Anıl'cığım. Yani çok istiyordum ileriye kalmak falan filan. 50 yıl sonra bunlar pek o kadar şey. Yani görüyorsunuz. Ben iyi bir yazarım falan da demiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Estağfurullah. Ama şunu görüyorsunuz. Çok değerli yazarlar, çok değerli eserler kaybolup gitmiş. Hepsinin boşuna olduğunu görüyorsunuz. Biraz da zaten Kumkuma'yı
O yani o anlamda yazmaya çalıştım. Asıl Evet, derdim. geleceğe bir not bırakmak gibi bir kaygısı Yani da var. onun için yani başkalarına bunun başına gelmişse benim gibi küçücük bir yazarın başına haydi haydi gelir diye düşünüyorum. O şeyden hevesten vazgeçtim. Geleceğe kalmak zorunda. Artık ne olursa olur. Aslında biraz önce sadeleştirme, Türkçe'ye Evet. geçerken sadeleştirme mevzusundan da bahsettik. Özellikle son iki kitabımızda çok dikkat çekici başka bir durum daha var. O Dilde. da dilde Dildeki ve eskilik. evet dilde bir eski sözcükle karşılaşıyoruz. Açıkçası bir noktadan sonra Mecburdum. sözlüğe bakma Yani ihtiyacı hissettik. mecburdum. İlki beklenen sevgili 1940'ların sonunda yani tek partinin sonunda ve Demokrat Parti'ye çok partili devre geçiş. Yani 49-50 arasındaki bir süreci kapsıyor. O dönemin dilinin dışında bir dil kullanmak zor bir şeydi. Kumkuma'ya gelince Abdülhamit bir romanın ana kahramanı alınca çok yeni bir dil kullanmak da zor bir şeydi. Bu dil handikapını, bir handikaptı bu. Özellikle genç okur için göze aldım ama hep şuna dikkat ettim. Yani eski sözcükler cümlenin içerisinde yeni karşılıklarını hissettirebilsin diye gayret Evet. ettim. Çok eski sayıda sözcük var ama okuyanlarından o kadar şey gelmedi. Yani şunu anlayamadık. Genelde insan anlayamadık der herhalde. Öyle bir şey pek fazla gelmedi. Cümle kendi kendini o eski kelimenin karşılığına götürüyor gibi düşünüyorum. Özellikle şimdi siz de bahsini açtınız. Abdülhamit Tarhan'ın sizin hayatınızdaki yeri nedir? Yani burada bir duygusal bir bağ varmış gibi hissediyoruz. Ona karşı bir gönül borcu. Ha. Vallahi düşündüğüm vakit şunu hatırlıyorum. Lise yıllarımda 1968 yılı, 67-68 ders yılı son sınıfta kitabımızda Finten oyunundan bir seçme parça vardı ders kitabında. Orada da Finten'in dalgalarla boğuşmasına dair. Ben onu çok sevmiştim ama edebiyat hocamız da Abdülhamit'in sahte bir şöhret olduğunu, yani bu Finten'in de kaybolup gitmeye yazgılı olduğunu söylemişti. Herhalde o içimde bir üzüntü bırakmıştır ki yıllarca ben karşıma her çıktıkça Abdülhamit Bey o anıyı hatırlarım. Bir de sonra Yakup Kadri'nin Gençlik ve Edebiyat Hatıralarında olsun, başka kitaplarda olsun Abdülhamit'in çok renkli bir adam olduğunu fark ettim. Hatta bundan 15-20 sene önce de Saz Caz Düğün Variyeti adlı bir romanımda ona göndermede hiç bulunmayarak ama ondan esinli bir roman kişisi yazmaya çalışmıştım. Ama bende bir takıntı olarak kaldı herhalde Abdülhamit Bey. Yoksa benim yani ne şiirini çok sevdiğimi söyleyeyim. Hatta hiç sevdiğimi bile söyleyemem. Ama oyunları daima ilgimi çekti. Daima ilgi Yani çekti. ilgi onları okuma tiyatrosu yazmış. Fakat yeni bir anlayışla o oyunlardan opera, bale, tiyatro, yani yeni bir tiyatro, modern bir tiyatro bunların hepsine yatkın bir eserler onlar. Ama bizde öyle şeyler de pek olmuyor. Yani bir Batı ülkesinde gelişkin bir edebiyatına karşı saygılı bir ülkede olsaydı, Batı veya Uzak Doğu her neyse, orada sanıyorum ki bu eserler yeniden değerlendirilirdi. Peki, ben son sorumu sormak istiyorum. Biraz da zamanda yolculuk gibi olacak. Bugüne baktığınızda Türkiye'de edebiyat sizce ne noktada genç yazarlarla olan onlara karşı bir el verme durumunuz olduğunu biliyoruz. Nasıl İnşallah görüyorsunuz? oluyordur. O konuda kendimi çok kusurlu hissediyorum. Niçin? Tabii. Tabii çok kusurlu hissediyorum. Çünkü benim neslimi, bizim kuşağı yetiştiren yazarların elverişleri çok daha sıcak, yakın ve yani nasıl anlatayım size, daha emek verilmiş. Yani bir Necati Gil'in, bir Atilla İlhan'ın, bir Mehmet Fuat'ın hayatımda bu anlamda çok büyük yerleri var. Ben o çapta öyle bir şey maalesef ya elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum ama o konuda onların yaptıklarının onda birini bile yapamıyorum. Estağfurullah. Emin olun o başka bir şeydi. Bu şey de tabii bunda belki o yıllarda bugünkü kadar çok sayıda insan yazarlıkla birlikte olmak istemiyordu. Yapabildiğim kadar yapabiliyorum. Genelde daha çok kitap olan eserlerde sevdiklerimi mutlaka
yazmaya, kitapları tanıtmaya çalışıyorum ama çoğu kez de başarısızım bu konuda. Estağfurullah. Peki bundan sonraki süreçte ne gibi çalışmanız olacak? Okurlarınızı neler bekliyor? Bir iki hikaye, üç uzun hikayeden oluşan bir kitap tasarlıyorum. Bir tanesi bitti. Ötekini yazmaya çalışıyorum. Ama olur mu olmaz mı artık bilmiyorum. Aslında bir şey vardı kafamda, onu da yapamayacağım herhalde. Genelde bizim Türk hikayesi, modern Türk hikayesi üzerine böyle bir tarihçi gibi, kişisel tarihçi gibi bir çalışma vardı. Fakat çok zor geliyor artık. Çok teşekkürler ben Selim Bey, çok sağ olun. Ben de size. Bugünkü konuğumuz kıymetli yazarımız Selim İleri'ydi. Bundan sonraki haftalarda gazete Duvar izleyicilerine bir müjdemiz var. Duvar Yazısı adlı edebiyat programımızda ülkemizdeki birçok edebiyatçıyı konuk edeceğiz. Şimdiden teşekkürler.